Merhabalar. Bu videoda getirdiğimiz sembolün verilerini işleyeceğiz. Daha doğrusu verilere erişeceğiz. Bir önceki videoda örnek veriyorum. Bitcoin sembolünün açılış, kapanış, en yüksek, en düşük değerleri, volüm değerleri, açılış, kapanış saatleri ve diğer birçok verisine ulaştık ve bunları isimlendirdik Pandas ile. Hemen bir çalıştırıp bakalım. Şu an limitimizi 10 yaptığımız için 10 tane bize nedir onun ismi veri geliyor. Peki, şimdi ben kapanış değerlerine erişmek istiyorum. Bitcoin'in kapanış değerlerine erişmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bu video çok kısa olacak. İşlem yapmaktan bahsetmeyeceğim. Bir sonraki videoda indikatörlere geçeceğiz zaten. Şimdi Bitcoin'in kapanış değerlerine 15 dakikalık grafiklerinde ben nasıl erişebilirim? Şöyle erişebilirim. Hemen bakalım. Bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon ile ben Bitcoin yazdım. 3 tane parametre istiyor benden. Birincisi sembol adı, ikincisi period, üçüncüsü limit. Bunları benden neden istiyordu? Çünkü Binance API'si bu isimde benden veriler istiyor. Bunların karşılığında bana bir yapı veriyor. Bu yapıyı da ben çevirip kullanabiliyorum. Şimdi az önceki videoda printleyip ekrana getDataSymbols fonksiyonu içerisinden BTC USDT'nin 15 dakikalık grafiklerinden son 10 mumunu verilerini bana getir. Çalıştırıyorum. Geldi. Zaten burada isimleri vesaire yazıyor. Peki ben buradan kapanış değerine erişmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz indikatörlerin çoğu yani çok büyük çoğunluğu kapanış değeriyle hesaplanıyor. Tamam, kimisi volume, high, low, open'la falan hesaplanıyor. Ama çoğu close'la hesaplanıyor. Yine de bunları nasıl getireceğimizi hemen gösteriyorum. Geldim kendime burada open diye bir nedir'in ismi değişken tanımladım. Şöyle yapayım. Open B yapalım. Open BTC diyelim. Open BTC diye bir değişken tanımladım ve bu değişkende bana bunun nedir onun ismi şeyleri gelsin. Kapanış değer, açılış değerleri gelsin. Hemen get data symbols buraya içerisinde BTC USDT yazıyorum. Pardon, yanlış fonksiyon çağırmışız. Get all function, all symbols dediğimizde bütün simboller gelecek. Onu istemiyorum. Get data symbol BTC USDT virgül 15 dakikalıklarda virgül son 100 mum. Şimdi bu bana BTC USDT'nin son 100 mumunu verecek 15 dakikalıktaki ve bu verilerin hepsini verecek. Ben bunlardan sadece close'u istiyorum. Nasıl alabilirim close'u? Yine köşeli parantez aç kapat, tırnak içerisinde close yazıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın. Çalıştırıyorum, gelmedi. Neden? Çünkü yazdırmadık. Print open BTC diyelim. Çalıştırıyorum. Evet, Bitcoin'in 15 dakikalık grafiklerinde son kapanış değerleri gördüğünüz gibi görünüyor. Son 100 mumdaki. Peki her seferinde ben kapanış için örnek veriyorum. Close altları BTC diyelim. Bu sefer de get data symbols BTC USDT virgül 15 minut virgül 100 dedim. Bu sefer de pardon, zaten buraya close yazmışız. Burası open olacak. Burası close olacak. Önemli değil. Onları halledersiniz. Print deyip close BTC diyorum. Çalıştırdığımda ilk önce açılış değerleri, sonra da kapanış değerleri bana geliyor. Burada yana bir sıkıntı yok ama ben böyle yaptığım zaman sürekli istek atmış oluyorum buraya. Açılış değeri için bir istek atmış oluyorum. Kapanış değeri için bir istek atmış oluyorum. Bunu nasıl kısaca yapabilirim? Hemen bu satırları seçiyorum. 3 kere tırnak işaretine basıyorum. Yorum satır haline getiriyorum.
BTC altıra data diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bu değişken bana getDataSymbols BTC altıra altıra niye koyuyorum ya? BTC USDT altıra virgül 15 dakikalık grafikler virgül son 200 mum verilerini ben BTC data değişkeni içerisinde tutuyorum. Bunu da silelim. Ve artık bir kere istek atıyorum ve bu istekten hemen kendime OpenBTC diye değişken tanımlayıp bu istekten alıyorum veriyi. Yani open için ayrı bir istek, açılış için ayrı bir istek, kapanış için ayrı bir istek atmıyorum. Ama şöyle bir durum var. Anlık işlem yapacaksak işler değişir. Ben şu an burada sadece olayı kısa olarak anlatıyorum. Diğer videolarda zaten bunları hep farklı versiyonlarını göreceğiz. OpenBTC neydi? BTC altıra data'nın içerisindeki open'da. Peki close altıra BTC neydi? BTC altıra data'nın içerisindeki close. Doğru mu? Peki bunları yazdırdığımda gelecek mi veriler? Görüyor musunuz? Yine geliyor. Son 200 veri. Olay bu kadar basit. Bir sonraki videoda artık indikatörlere ve indikatörlerin değerlerini görmeye geleceğiz. Yavaş yavaş basit basit hiçbir işlem yapmadan gidiyoruz. Eninde sonunda bir kendi işlemlerimizi yaptığımız bir bota sahip olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.